Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. İnşallah sağlık ve afiyettesiniz. Bugün Ebu Zeyd okumalarımızın 4. bölümündeyiz. İnşallah bir önceki derste ele almış olduğumuz çağımızın en ünlü felsefecilerinden biri olan Martin Heidegger'den sonra bugün de onun hem öğrencisi hem düşünce ve fikirlerinin, felsefesinin takipçisi ve aynı zamanda onu belli bir ölçüde sistematiğe kavuşturan, özellikle hermenötik boyutu itibariyle olgunlaştıran bir isim olarak Hans-Georg Gadamer'den söz edeceğiz. İtiraf etmeliyim ki böyle bir ismin felsefesinden ve hermenötik görüşlerinden bir derste söz edebilmek çok zordur. Belki haftalarca konuşmak gerekir. Ama bizim hedeflediğimiz Ebu Zeyd'in Yorum Meselesi kitabındaki hermenötik tarihçede genel hatlarıyla kabaca bu alanın ünlü isimlerinin eserleriyle, düşünceleriyle, fikirleriyle, genel hatlarıyla onları tanımaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü kitabın ilerleyen bölümlerinde ele alacağı konuların bunlarla bağlantısı olacağından dolayı. Zira hermenötik son birkaç asır içinde sadece Batı geleneğinde değil, aynı zamanda Müslüman dünyada, Müslüman ulemanın da gündeminde olan, ilgisini çeken önemli bir alan, önemli bir konu. Bu önemine binaen merhum Ebu Zeyd eserinde okuyucularının Batı geleneğindeki bu önemli, doğrudan bizi de ilgilendiren anlam, anlama, yorum vesaire konularına ilişkin birkaç asır içinde nelerin üretildiğini, nelerin konuşulduğunu, bunların hem Batı'nın kendi kültüründe neye tekabül ettiğini, bizim kendi kültürümüzde de böyle bir şeyin nasıl bir karşılığının olabileceğini burada müzakere etmeye çalışıyoruz. Umarım sürçülisanlarımızı ve yetersizliklerimizi hoş görüyorsunuzdur. Peki şimdi ekran paylaşımı yaparak tahtamızı açalım ve konumuza inşallah giriş yapalım. Ele alacağım konu Yorum Meselesi kitabının 47 ile 55. sayfaları arasında yer alan 7-8 sayfalık bir bölüm. Tabii ben bunu daha önce de okumalarda benim sistematiğime alıştığınızı düşünüyorum. Kendi sunumum ve sistematiğim içinde mevzuyu arz edeceğim. Bunu bir taraftan Hans-Georg Gadamer'in genel felsefesi ve hermenötiğiyle harmanlayarak, bir taraftan da siz değerli izleyenlerimizin ve sevgili öğrencilerimin konuyu daha derli toplu görmeleri, anlamaları ve değerlendirmeleri açısından bu sunum biçimini ve yöntemini önemsiyorum. Şimdi Hans-Georg Gadamer, Martin Heidegger'in hiç kuşkusuz en önemli öğrencilerinden ve takipçilerinden birisidir. 1900 yılında Almanya'da doğmuş, yine Almanya'da 2002 yılında vefat etmiş, 102 yıl yaşamış, bereketli bir ömrün sahibi ve bu bereketli ömrünü de insanlığa yararlı olacak eserlerle doldurarak geçirmiş bir isimden söz ediyoruz. Ruhu şad olsun. Şimdi değerli izleyenler, bizim bugün üzerinde duracağımız en önemli eseri hiç kuşkusuz ki İngilizceye Truth and Method olarak çevrilen, Hakikat ve Yöntem olarak da Türkçe'ye çevrilmiş olan eserinden söz edeceğiz. Ve bu eseri bağlamında onun hermenötik anlayışını ve hermenötiğe ilişkin düşüncelerini ele alacağız. Şimdi daha konunun en başından şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum ki
Richard Palmer eserinde Gadamer'in bu ünlü eseri Truth and Method'ı hermeneutik alanda yazılmış olan, kendisinden önce yazılmış olan, tabii ki çağdaş isimler bunlar. Bu isimlerin ortaya koymuş olduğu eserler içerisinde neredeyse üç klasikten biri olarak değerlendirilir. Biri Vah'ın ünlü üç ciltlik hermeneutik tarihine ilişkin eseridir. Diğeri de bugün konuşmalarımız içinde sıklıkla isminden söz edeceğimiz İtalyan hermeneutikçisi Emilio Betti'nin anlam ve anlamaya, yoruma ilişkin genel ilkeler, yöntem üzerine yapmış olduğu ünlü eseri Hermeneutik ve Gadamer'in Truth and Method'ı. Bunu hermeneutik alanda çağımızda yazılmış olan en ünlü üç klasik eserden birisi olarak değerlendirilir. Ve bu onun eserinin alanı itibariyle ne kadar önemli olduğunu gösterir ve böylece biz birazdan hem eseri hem de bu hermeneutik gelenek içerisinde, ki biz Schleiermacher'dan başlattık, bu hermeneutik gelenek içerisinde Gadamer nereye tekabül ediyor, konumlandırmak bakımından onu biraz konuşmamız gerekir. O zaman şöyle bir başlık atalım ve buradan devam edelim. Gadamer'i nasıl konumlandırabiliriz? Onu bir konum olarak belirlememiz gerekir ki öncelikle, sonra bu konumlandırma üzerinden hermeneutiğe ilişkin görüşlerini daha rahat ve anlaşılır bir biçimde değerlendirme imkanımız olsun. Gadamer'i hiç kuşkusuz ki eğer bir yere konumlandıracaksak, Schleiermacher'la başlayan ve Diltey'le neredeyse Emilio Betti de dahil zirveye ulaşan hermeneutikte bir yöntem arayışının tam karşısında yer alır. Öyleyse şöyle söyleyebiliriz konumlandırmada. Hermeneutik gelenekte iki ana önemli temel yönelimin olduğunu. Bunlardan birisi A, yöntem arayışı. B, yöntem karşıtı bir yönelimden söz edebiliriz. İşte bu yöntem karşıtı platformun en ünlü temsilcisi, eserinin adından da anlaşılacağı üzere, Hans Georg Gadamer'dir. Demek ki öncelikle Gadamer'i hermeneutik gelenekte yöntem arayışının karşısında duran bir isim olarak konumlandırmamız gerekiyor. Bunun nedenlerini az sonra üzerinde durarak konuşmaya çalışacağım. Zaten Richard Palmer'ın da işaret ettiği üzere Truth and Method'da şu metot sözcüğünün geçmesi ironiktir. İroniktir. Çünkü eser bütünüyle hakikate ulaşmanın yönteminin olamayacağını, yöntemle hakikate gidilemeyeceğini, yöntemin hangi yöntem olursa olsun, ne türden geliştirilirse geliştirilsin, bizi hakikate ulaştırmayacağını, tam tersine hakikatten uzaklaştıracağını söyler ki biraz sonra hermeneutik anlamda onun hermeneutiğini ve yorum bilime ilişkin görüşlerini detaylı bir biçimde ele almaya çalıştığımızda, başarabilirsek burada bu hususları daha inşallah ayrıntılı biçimde konuşabileceğiz. Peki ne anlamda efendim Gadamer yönteme karşı çıkar? Çünkü Schleiermacher, şöyle yazalım, bir Schleiermacher arzulamıştı ki hermeneutik için bir organon, Aristoteles'in organonu gibi bir efendim yöntem geliştirelim ve geliştirilecek olan bu yöntemin organonu beşeri bilimlerde, sosyal bilimlerde okunan metinlerin, bu ister kutsal bir metin olsun, isterse insanların edebi sanat eseri olarak ortaya koyduğu bir metin olsun, fark etmez hangisi olursa olsun, bunlarda doğru anlama ulaşabilmeyi bize mümkün kılacak bir yöntem aradı.
Hiç kuşkusuz ikinci sırada Wilhelm Dilthey ve Emilio Betti bu yöntem arayışını mümkün olabilecek en ileri düzeylere kadar taşımaya çalıştı. İşte bu yöntem arayışına 3 Gadamer itiraz etti ve eserinde ağırlıklı bir biçimde Dilthey'i eleştirerek Dilthey'in yöntem aramak suretiyle beşeri ilimlerde Wissenschaften diye Geistes Wissenschaften olarak daha önce üzerinde durduğumuz Geistes Wissenschaften Almancası inşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Efendim, beşeri bilimlerin, sosyal bilimlerin, tarih bilimlerinin anlaşılmasına ilişkin fen bilimlerine karşı aldığı tavrın doğru, dikkat buyurunuz buraya, Dilthey üzerinden söylüyoruz. Dilthey'in fen bilimci hegemonyaya karşı, fen bilimcilerin hakikata erişmenin yegane yolunun deneyden geçtiğini, empirizmden geçtiğini iddia eden akılın rolüne vurgu yapmak suretiyle, o hegemonik duruşlarına karşı Dilthey'in, hayır efendim, beşeri bilimlerde sizin kadar güvenilir bir efendim alandır. Fen bilimleri kadar ulaştıkları sonuçlar güvenilirdir şeklindeki duruşunu önemser. Ancak fen bilimcilerin bilgisine, elde ettikleri bilgiye yöntem ile ulaştıklarını dikkate alarak Wilhelm Dilthey'in kendisinin de sosyal bilimlere, beşeri bilimlere, tin bilime bir yöntem geliştirmek istemesinin bir öykünme olduğunu. Dolayısıyla bu girişimin, çabanın temsil ettiği sosyal bilim, beşeri bilim ve onun mahiyetiyle çeliştiğini söyleyerek başlar. Onun için Gadamer yöntem aramak yanlıştır. Çünkü beşeri bilimlerde, sosyal bilimlerde yöntem aradığınız zaman biraz duralım. Daha sonra belki o kadar imkanımız olmayabilir. Diyecek ki Gadamer, yöntem kendisi zaten belirlenirken hedeflediği cevabı da içerisinde barındırır. Cevabı içerir. Bu tıpkı Aristoteles mantığında tüm denklemdeki efendim durum gibidir. Yani yöntem zaten cevabı içerir. Bize yeni bir şey söylemez der Gadamer. Bize yeni bir bilgi, yeni bir şey vermez yöntem. Dolayısıyla sizin yöntemi belirlemeniz zaten yöntemin sizi zorunlu olarak götüreceği istikamete mahkum olmanız anlamına gelir. Bu ise hermeneutiğin ya da sosyal bilimlerin, beşeri bilimlerin hedefi değil. Sosyal bilimler, beşeri bilimler bunu hedeflemez. Öyleyse hermeneutik der Gadamer, bize hakikati yeni bir şey olarak sunar. Hermeneutik, hakikatin kendisini yeni bir şey olarak ifşasının adıdır. Bunları birazdan çok inşallah imkan ölçüsünde detaylandırarak ele alacağız. O halde hermeneutiğin hakikatin kendisini anlayan özne üzerinden yeni olarak ifşası ile elde edilen hermeneutik bilgi ile tabir yerindeyse bir yöntem belirlemek suretiyle ve bu yöntemi uygulayan herkesin aynı sonuçlara ulaşmasına yönelik bir tavır Gadamer'e göre hermeneutik değildir.
Böyle bir yöneliş hermeneutiğin beşeri bilimlere, sosyal bilimlere kazandıracağı itibarı kaybetmesine neden olacağı gibi bizim gerçekle buluşmamıza da engel olur. Eğer anlatabilmişsem, bu son derece önemli bir temel duruştur. Gadamer'in platformudur. Burada durarak kendisini konumlandırır ve kendisinden önceki yöntem arayışlarına hayır der. Şimdi böyle olunca sıklıkla hem Truth and Method adlı eserinde efendim derinlikli biçimde hem de yazmış olduğu diğer makalelerinde felsefi hermeneutik gibi çalışmalarında bu konunun ayrıntılarına yer verir ve dolayısıyla yönteme karşı çıkar. O halde yöntemin dışlandığı bir gerçekliğin Gadamer hermeneutiğinde karşılığı nedir? Şimdi buradan başlıyoruz işte. Gadamer hermeneutiği değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bu konuyu benim size takdim edebilmem için şöyle bir yöntem izleyeceğim. Bunu hoş görmenizi umut ediyorum. Umarım düşündüğüm ölçüde bu sunum sistematiğimin konunun anlaşılmasına yardımcı olduğuna siz de katılırsınız. Şimdi onun hermeneutiği dediğimizde bunu üç başlık ile başlıklandırmamız iyi olur. Birincisi, hocası Martin Heidegger'in bir takipçisi olarak Gadamer'in hermeneutiğinin ontolojik varoluşsal Heidegger efendim hermeneutiği ile zemin açısından, temel açısından bir ilişkisi vardır. Bu nedenle bir, onun hermeneutiğinin ontolojik bir zemini söz konusudur. Yani bir anlamda şöyle diyebiliriz, Gadamer içinde hermeneutik varoluşsal bir hermeneutik. Hatırlayacağınız üzere geçen dersimizde Martin Heidegger hermeneutiği ontolojiyi de hermeneutikle temellendirmek suretiyle onların nasıl bir ve aynı olarak Dasein'de zuhur ettiği hususunu konuştuk. Tam da burada Gadamer hocasının görüşüne dayanarak hermeneutiğini ontolojik, varoluşsal bir hermeneutik olarak görür ve bu nedenle de Gadamer'de de hermeneutik bir bilgi edinme yolu değil, bir anlama, bir varoluş yoludur. Bu itibarla haklı olarak kulakları çınlasın değerli üstadım Burhanettin Tatar'ın, onun da eserlerinde ki Gadamer'in öğrencisidir. Gadamer'i konuşunca onun kulağını çınlatmamamız edebe uygun olmaz. Allah hayırlı uzun versin hocası gibi ona da. Hermeneutiği bir bilgiye ulaşma yolundan ziyade bir sanat olarak görmesi de bundan kaynaklanıyor. Çünkü hermeneutik ontolojik, varoluşsal bir efendim gerçekliktir. Yani Gadamer'in gerçeklik olarak belirlediği truf burada bir ontolojik zemine tekabül eder. Bir varoluşsal zemine tekabül eder. Öyleyse Gadamer hermeneutiğinde gerçeklik bizim varoluşumuzla birlikte idrak ettiğimiz, varoluşumuzla birlikte kendisini ifşa eden bir duruma tekabül eder. Şimdi bu yönüyle onun hermeneutiğinin bu ontolojik yapısına zaten konuşmamızın muhtemelen hemen her noktasında atıfta bulunup temas etmeye çalışacağız. Diğer bir ikinci zemini
Diyalektik hermenötik. Tabii bu taksimat benim sistematize ettiğim bir taksimatımdır. Konunun ehli olanlar bu sistematiğimi beğenmezlerse hoş görsünler lütfen. Bir de onun hermenötiğinin bir diyalektik yönü vardır ki diyalektik hermenötik birazdan üzerinde duracağız. Son derece önemli bir hususa tekabül ediyor. Altlarına farklı bir renkle yazmama izin verin lütfen. Ontolojik hermenötik dediğimizde Gadamer burada hiç kuşkusuz Martin Heidegger'in takipçisidir. Tabii ki Martin Heidegger'in ontolojisi ve varoluşsal hermenötiğinin birebir takipçisi olduğu anlamında söylemiyorum. Onu geliştiren, dönüştüren, olgunlaştıran katkılarıyla birlikte. Ama Gadamer dediğimizde onun arka planında bir Martin Heidegger ontolojik hermenötiğinin olmadığını söylemek ya da onu görmeden Gadamer'i anlamaya kalkışmak bu son derece hatalı bir durum olur. Onun hermenötiğinin diyalektik hermenötik olarak zeminine geldiğimizde ise hiç kuşkusuz en ünlü etkilendiği isim Hegel'dir. Hegel'in ünlü diyalektiğinin hemen her yönünü birazdan da konuşacağımız üzere Gadamer'in hermenötiğinde kısmen zaman zaman Hegelci bir tavırla onun öz bilinç ve onun tarihle buluşumuna ilişkin efendim tezahürlerinde görülen diyalektiğiyle benzer biçimde zaman zaman onun bu efendim yaklaşımını farklı bir anlamda onu şu şekilde resmedebiliriz. Felsefe, tarih, sanat. Felsefe, tarih ve sanat etkileşimi diyalektiği üzerinden Hegel'in bu diyalektik idealizmini, bu hiç mübalağasız söylüyorum, eseri okuduğunuzda bunu çok net bir şekilde görebileceksiniz. Neredeyse Sokrat'tan ele alan Sokrat, Platon geleneğinden ele almak suretiyle efendim Hegel'e kadar uzanan çizgide felsefi diyalektiğin bütün imkanlarını felsefe, tarih ve sanatın hermenötikteki diyalektik zemini üzerinden ele alır ve onu Gadamer hermenötiğine bir temel yapar. Şimdi burada üçüncü bir hermenötik, onun hermenötiğinin zemini bakımından felsefi hermenötiktir ki bu kavram kendisine ait bir kavram zaten. Felsefi hermenötik, diyalektik hermenötik. Bunların hepsi kendisinin kullandığı kavramlar olduğu için oradan alarak sistematize ediyorum. Felsefi hermenötiktir. İşte bu felsefi hermenötik bütünüyle Gadamer'e aittir. Burada Gadamer'in kendisi vardır. O halde şöyle diyebiliriz. Martin Heidegger'in ontolojisini, varoluşsal zeminini, Hegel'in diyalektiğini felsefi hermenötik olarak inşa eden büyük ustanın adıdır Hans Georg Gadamer. Böylece hermenötiğinden söz ettiğimiz isim böyle bir felsefi geleneğin özellikle idealist felsefenin hermenötik üzerinden bir yorumlanmasına tekabül etmesi bakımından da son derece önem arz ediyor diye düşünüyorum. Şimdi onun hermenötiğini bu şekilde Heideggerian bir arka plan, Hegelian bir zemin ve kendisine özgü felsefi hermenötik olarak ortaya koyduğumuzda bu felsefi hermenötiği nasıl anlayabiliriz? Böyle bir hermenötiği bir ders içinde nasıl özetlediğimizde
dinleyenler için faydalı ve yararlı bir ders olur. İşte bunu müsaadenizle şöyle sunmaya çalışacağım, başarabilirsem. Onu ana kavramlar diye müsaadenizle bir başlık yazmak istiyorum. Ana kavramlar. Gadamer'in eserinde sıklıkla ve başlıklar halinde kullandığı son derece önemli temel kavramlar var. Biz bu kavramları bir bir dersimizin sınırları içerisinde ele alabilirsek ve bu kavramların Gadamer'in hermeneutiğinde neye tekabül ettiğine ilişkin şayet onları anlaşılır biçimde izah edebilirsek, umut ediyorum ki dersin sonunda Gadamer'in hermeneutiğine kabaca şöyle bir şeydir deme şansımızın olacağını düşünüyorum. Öyleyse şimdi bu kavramları bir bir belirleyelim ve sonra sırasıyla üzerinde duralım. Birincisi oyun kavramı. Evet. İkincisi sanat. Eser. Bu bildiğimiz sanat, diğeri de edebi eser gibi. Sanat, eser kavramı. Bunların üzerinde duracağız. Üçüncüsü otantik tarihsel bilinç dediği kendisinin. Çünkü Hegel'in öz bilincinden de hareket ederek Gadamer felsefesinde ve hermeneutiğinde bilinç sözcüğü merkezi vurguya sahip bir sözcüktür. Ve kendisine kadar neredeyse aydınlanmadan beri devam ede gelen özneci yaklaşımın belirleyici olduğu, öznel bilincin ön planda olduğu bir bilinç vurgusundan, tarihsel bilinç vurgusundan otantik tarihsel bilinç şeklinde bir kavrama hem kendisinden öncekilerine kısmen itirazını hem de yeni bir kavramla kendi muradını ve maksadını ortaya koyan bir hususu ele alır ki az sonra üzerinde durduğumuzda da göreceksiniz. Son derece önemli bir hususa tekabül ettiğini göreceğiz bu ifadelerin, kavramların. Bir diğer önemli kavramsa değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, deneyim, tecrübe kavramı. Deneyim, tecrübe kavramı son derece önemli bir kavram. Nitekim bunun da inşallah sırasıyla üzerinde durduğumuzda onun hermeneutiğinin muhtevasının daha belirgin hale geleceğini umut ediyorum. Son olarak dil ve dünya. Dil ve dünya. Dil ve dünya üzerine söyledikleri ve dil ile dünya arasında kurduğu ilişkiler üzerinden konuyu ele aldığımızda Gadamer'in hermeneutiğe ilişkin efendim düşüncelerini çok kaba bir çerçevede toparlamış olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani bu beş tane temel kavram bize onun hermeneutiğinin bir beşgen çerçeve içerisinde tanıtımını sağlar diye umuyorum. Peki oyundan başlayalım. Şimdi konu tabii hemen burada oyundan başlamadan şuraya müsaadenizle hatırıma geldi. Onu farklı bir renkle not diye yazayım izninizle.
şuraya yazmak istiyorum müsaadenizle not. Gadamer konuya anlam ve anlama meselesinde hem anlamın hem de anlamanın pratik sonuçların ile ilgilenmediğini, bura çok önemli. Bu nedenle de yöntem arayışı meselesine sıcak bakmadığını, onun ilgilendiği hususun anlamanın tabiatının, doğasının, kendisinin ne olduğunu, anlama dediğimizde neyin olduğunu, anlama dediğimizde neyin gerçekleştiğini tam da ontolojiyle denk düştü. Yani ontolojik olarak anlamanın kendi doğasını ve tabiatını ele almak ister. Yani nasıl anladığımızdan ziyade anladığımızda ne olduğunu arar. İşte bu bize Gadamer'in oyun kuramını ve oyun kavramını çok iyi bir şekilde anlamamız gerektiğini ima eder. Gadamer'de oyun iki türlüdür. Bir, sadece oyuncuların kendilerinden, oyuncular sadece oyunculardan ibaret olan oyun. Yani üç kişi bir araya gelir bir oyun oynar. Beş kişi bir araya gelir bir oyun oynar. Bu bir oyundur. Bir de B, oyun seyirciler için oynanır. Seyirciler için oynanır. Yani bir sahne var, piyes, tiyatro. İzleyiciler var. Orada bir oyun oynanıyor. Ya da kocaman bir efendim stadyumda on binlerce insan orayı doldurmuş. Bir maç izliyor. Futbol oyun oynanıyor. Şimdi burada bu oyun meselesini çok iyi algılamamız, anlamamız gerektiği için müsaadenizle şöyle bir oyun dairesi çizmek istiyorum. Ve bu oyun dairesi üzerinden devam edelim. Şu dairenin oyunun kendisi olduğunu belirleyelim. Bu daire oyun, oyunun kendisi. Şunlar da oyuncular olsun. Bunlar da oyuncular olsun. Burası bir sahne olsun. Şunlar da izleyiciler olsun. İzleyiciler olsun. Şimdi teknoloji geliştiği için bu oyunun kamera vasıtasıyla canlı yayınlandığını ve bu oyuna katılım alanının da nihayetsiz bir biçimde genişlediğini varsayalım. Yani şu çizgi halinde belirlemiş olduğumuz oyun dairesinin böyle belirlenebilecek bir daire olmaktan onu çıkaralım. Kişilerin bireysel telefonuyla naklen çekip iletişimde bulunduklarından resmi çekim yapanların televizyonlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanına ulaştırdıkları o dijital manevi oyun dairesini de hesaba katarsak bu katılımcılar, izleyiciler, katılımcılar, oyuna katılımcılar diyoruz. Bunun sayısının ne kadar artacağını artık siz düşünün. Şimdi burada Gadamer
Yönettiğinin en can alıcı sorusunu sorar ve bunun cevabını arar. Bunlar bir piyes sergiliyor. Bunlar da izliyor. Az önce söylediklerim de katıldı. Onlar da izliyorlar. Peki burada piyes edebi bir eser, sanat eseri. Bakın. Bunu da birazdan konuşacağız. Bir eser sahneleniyor. Oyuncular burada bu piyeste rol aldılar. Rollerini yerine getiriyorlar. İzleyiciler de izliyorlar. Ve Gadamer sorar. Anlam nerede? Anlam nerede? Bu oyuna dahil olanların her birerlerinin anladığı şey neye tekabül ediyor? Şimdi burada çok önemli bazı meseleleri tespit ederek gitmemiz gerekiyor. Bu oyun örneğini iyi anladığımızda Gadamer hermenötiğinin çok önemli bir yönünü anlamış olacağız. Bu bakımdan da müsaadenizle onun tespit belirlediği son derece önemli bazı hususları buraya notlar halinde yazarak devam edelim. O diyecek ki bir, oyun tırnak içinde bunun tamamı. Oyun dediğimizde dijital olarak ulaşan dairenin de içine ekran vasıtasıyla girenlerin dahil olduğunu düşünelim. Oyun oyuncuyu, izleyiciyi aşar, aşkındır. Öncelikle böyle bir tespitte bulunalım diyor. Yani çünkü oyun o oyuna dahil olduğunuz andan itibaren o oyuna dahil oluncaya kadar sizin özgürlüğünüzü korur. Fakat o oyuna dahil olduğunuz andan itibaren oyunun kurallarının mahkumu olursunuz. Oyun sizin üzerinizde tahakküm eder. Oyun belirler. Oyun yönlendirir. Dolayısıyla dikkat buyurunuz. Oyun bu oyun dairesinin içindeki tüm elemanları teker teker aşkındır. İkinci farklı bir ifadeyle söyleyelim. Bu oyun dairesinin hiçbir elemanı tek başına bir bütün halinde olan oyunu tüketemez. Yani bu oyun dairesinin herhangi bir eleman oyunun anlamını tüketemez. Yani o oyunun anlamının bütününe, hakikatine ben sahibim diyemez. Bunu söyletebilecek hiçbir yöntemde yok. Dolayısıyla dikkat buyurunuz çok önemli bir hususu da buraya şöyle ya da altına yazalım. Diğer maddelerin altını doldurmayalım. Şuraya yazalım. 3. Oyun katılımcıların her birinde kendisini onlara özgü olarak ifşa eder. Bu tam da Heideggerian bir biçimde ki bunu Gadamer'de çok göreceğiz. Diyalektiğinde de bunu göreceğiz. Burada da zaten oyun, oyuncu, izleyici diyalektiği var. Çünkü diyalektik, hermenötik az önce zaten belirledik.
Gadamer'in hermeneutiğinin DNA'sıdır. Omurgası budur. Bir karşılıklı diyalektik vardır. Dolayısıyla biz oyunu anlamıyoruz. Oyun bizde kendisini anlatıyor. Ve dolayısıyla oyun bizde kendisinin ne olduğunu ifşa ediyor. Yoksa biz tek başımıza o oyunu, o çemberi, o daireyi kavrayabilme imkanına sahip değiliz. Öyleyse burada oyun bizde kendini açtığı oranda onun anlamına sahibiz. Ve oyun bizde kendisinin anlamını ifşa eder. Kendisinin anlamını ifşa edince birazdan sanat ve eserde de bunu konuşacağız. Bizde oyun içinde ister seyirci olalım, ister aktör olalım, ister dış katılımcı, ister iç katılımcı olalım, kim olursak olalım, oyun vasıtasıyla bizim kendimizi keşfimizi sağlar. Ben oluşu sağlar. Ontolojik temeli var bakın. Bir oluştur. Onun için Gadamer'de hermeneutik bir bilme yolu değil, bir olma yolu. Bilmek değil, olmaktır. Bunu deneyimde falan birazdan daha detaylı bir biçimde inşallah konuşacağız. Şimdi böyle olunca burada şunu vurgulayarak söylememiz gerekir ki oyun şu köşeli parantezin kenarına büyük harflerle müsaadenizle yazayım daha dikkatli olsun. Gadamer hermeneutiğinin en önemli temasını da anlamamızı sağlar. O da paylaşımdır. Katılım ve paylaşım. İşte bu diyalektik bir paylaşımdır. Yani oyuna dahil olan herkes oyunun hakikatini paylaşır. Ve hakikat, oyunun hakikati orada oyunun elemanlarının herhangi birisine indirgenemeyecek kadar aşkındır. Ve işte bu paylaşım, bu aşkınlık onun felsefi hermeneutiğinin evrensel ve aşkın hermeneutik oluşununda bir ifadesidir ki bunu dersimizin sonuna doğru Gadamer'in hermeneutiği neden evrensel ve aşkın bir hermeneutik meselesini de inşallah unutmazsam, zihnim yorulmazsa değerlendirme olarak ya da çok uzamazsa değerlendirme olarak ifade etmek de istiyorum. Dolayısıyla işte bu Gadamer hermeneutiğinde anlam her bir anlayan öznenin paylaştığı bir durum olması açısından bir evrenselliğe ve aynı zamanda felsefi bir özelliğe sahiptir. Şimdi böyle olduğunda biz oyun metaforunun Gadamer'deki bu metaforik kavramın onun hermeneutiğini resmetmek bakımından ne kadar önemli olduğunu bize gösterir. Şimdi bu oyun meselesinde müsaadenizle şu notlara da dikkatinizi çekerek devam edeyim. Beş, oyun içinde bulunduğumuz dünyaya tekabül eder. Dünyadır. Son olarak dil ve dünya üzerinden de bunu biraz konuşacağız. Dünyaya tekabül eder. O halde biz dünya dediğimiz varlığın, varoluşun bir bütün halinde temsil ettiği oyunun bir parçasıyız. Şu halde dünyaya ilişkin hakikati onun bir parçası olarak biz nasıl tüketebiliriz? Nasıl tek başına o hakikate sahip çıkma iddiasında bulunabiliriz? Öyleyse dünya tıpkı
yaşam olarak paylaşıldığı gibi, buraya müsaadenizle yazıyorum, dünya yaşam olarak paylaşıldığı gibi hakikat ve anlam olarak da paylaşılır. Dünyanın anlamı, Heideggerian bir ifadeyle söyleyelim, dünyada olmaktır, Dasein'dir. Dolayısıyla bizim bu oyun metaforu üzerinden hermeneutiğin anlamın nereye tekabül ettiğine ilişkin konuyu ele almamız son derece önemlidir. Ve Gadamer'in oyun üzerinden bize neleri anlatmaya çalıştığı da ayrıca son derece önemlidir. Birbirleriyle ilişkileri olduğu için sürekli bu beş ana kavramdan hareket ederek intikaller yapacağız zaten. Biri diğerini, diğeri de öbürünü açarak gideceği için muhtemelen oyunda eksik kalanımızı sanatı konuşurken, sanatta eksik kalanı otantik tarihsel bilinci ya da deneyimi konuşurken inşallah tamamlamaya çalışacağım başarabildiğim ölçüde. Peki efendim, şimdi sanata gelelim. Şimdi tabii sanat konusu özellikle Gadamer'in vurguladığı ifadeyle bir öznel bilincin, estetik bilincin konunun içine girdiği çok detaylı, olabildiğince geniş, çok çok uzunca üzerinde durulması gereken bir konudur. Ve nitekim sanat eserinin ne olduğu, sanatçının kim olduğu vesaireye ilişkin dünya kadar geniş izahlar bu sanatın, sanat eserinin Gadamer'in hermeneutiğinde vazgeçilmez bir unsur olduğunu da bize göstermektedir. Şimdi buradan hareketle bu bağlamda ele almamız gereken unsurları belirleyelim. Birinci durumda sanatçı, ikinci durumda sanat, üçüncü durumda gözlemleyici, yorumlayıcı, yani biz yorumcu. Bu sanat eserinin karşısında duran kişi. Şimdi Gadamer der ki, biz önce bir sanatçının bir sanat eseri ortaya koymasının anlamını bir doğru tespit edelim. Sonra bizim bir müzede ya da bir sergide ya da onun kendi çok ünlü tabiriyle, sık vurguladığı bir tabirle, sanat kendine yer arar dediği bir ifadesi var. Sanat kendine yer arar. Sanat kendisini şekillendirdiği, var kıldığı, ontolojik bir zemin arar sanat kendine. Orada olduğunu varsayalım. Orada karşısına durduğumuz bir sanat eserinden söz ediyoruz. Burada tam olarak ne oluyor? Ne gerçekleşiyor? İşte bunu belirlememiz gerekiyor. Bu çerçevede Gadamer öncelikle sanatçı üzerinden bize şu hususun altını çizerek çok önemli bir şey söyler. Der ki sanatçı kendi ontolojik varlığını sanat üzerinden ifşa eder. O halde sanat, sanatçının varoluşsal kendini idrakinin sanat formu ve biçimi olarak ortaya çıkışından ibarettir. Tabii burada onu müsaadenizle şuraya indirerek yazmak istiyorum. Çünkü bu Gadamer hermeneutiğinde sanatın form ve biçimi son derece önemli kavramdır. Sanat, sanatçının kendi varoluşsal anlamının sanat halinde biçimlenişidir,
form haline dönüşmesidir. Öyleyse sanat eseri bizim kendi öznel bilincimizle ya da estetik bilincimizle, yani iyi ya da kötü değerlendirme üzerinden ya da diğer bir ifadeyle haz üzerinden, hedonizm olarak ya da faydacılık veya yararcılık vesaire üzerinden değerlendirebileceğimiz bir nesne, bir obje değil. Hiç kuşkusuz birazdan konuşacağız. Sanatın form olması, bir biçim olması, sanatçının onun üzerinden bir mesaj vermesine, bir anlam gönderiminde bulunmasına bir mani, bir engel teşkil etmez. Ama her şeyden önce sanat eseri sanatçının kendi varoluşsal, özellikle de sanatçının kendi tarihsel bilincinin, tarihsel bilinciyle kendi varoluşsal mahiyetinin sanatta tezahürünü amaçlar. Şimdi böyle olduğunda, diyor Gadamer, sanat bizim karşısında duracağımız, onu kendi estetik bilincimiz üzerinden yargılayacağımız öncelikli olarak böyle bir şeye tekabül etmez. Neden? Çünkü her şeyden önce bütün biçimi ve formuyla sanat eseri sanatçının karşımızda duruşuna adeta tekabül eder. Böylece biz sanatçının kendisini sanat aracılığı ile ifade ettiğinde sanat eseri formuyla, biçimiyle yorumcunun karşısında işte hermeneutiğin konusu olur. Ve bir sanat eserini mütalaa eden ya da bir edebi eseri okuyan kimse Gadamer'in tarihsel mesafe dediği, hatta uzaklık ayrılık bilinci olarak da zaman zaman ifade ettiği, sanatçının sanat eserini ortaya koyduğu tarihsellikten efendim bize doğru geldiğimiz süreç içerisindeki bu mesafenin bizde oluşturduğu bu farklılığın sanat eseri üzerinden giderilmeye çalışıldığını söyler. Onun için de az sonra diğer maddeler üzerinde de konuşacağımız üzere yorumcu sanat eserinde kendini deneyimler. Kendisini deneyimler. Yine Heideggerian bir ifadeyle, yine Gadamer'in diyalektiği üzerinden söyleyelim. Sanat eseri bizde sanatçının varoluşsal yüklediği o form ile kendini açar. Sanat eseri bizde bir anlama yol açar. Buraya dikkat edelim. Biz sanat eserine kendi estetik bilincimizden hareketle bir anlam yükleyip beğenip beğenmeme şeklindeki bir yargılamadan söz etmiyoruz. Ya sanat eserinin orada öylece dururken tıpkı bir oyunda olduğu gibi bizi yine Gadamer'in ifadesiyle hermeneutik dairede, ki bunu birazdan diğer maddeler arasında bu hermeneutik daireyi daha farklı ele almaya çalışacağım inşallah, bizi kendi içine çeker ve sanatçıyla buluşturur. Bakın yine bir buluşma, bir kaynaşma.
Ve böylece sanat eseri Gadamer'in ifadesiyle geçmişi, şimdiyi ve geleceği adeta bir anlam dünyasında buluşturmak suretiyle bir anlamın ortaya çıkışına imkan ve zemin sağlar. Dolayısıyla sanat eseri sürekli anlamın kendisi üzerinden açığa çıkmasının adeta bir zemini, bir rahmine dönüşür. Buraya tekrar döneceğim müsaadenizle. Konunun daha iyi anlaşılmasını sağlaması bakımından yüksek müsaadenizle. Otantik tarihsel bilinç konusuna, onun gelenek anlayışına gelmek istiyorum. Tam olarak tarihsel bilinç kendisine kadarki süreçte tarihsel bilinç kişinin yaşadığı tarihsel ortamda edindiği bilince tekabül eder. Bu doğrudur. Buna itirazı yok Gadamer'in. Fakat bunun hermenötikte bir işimize yaramadığını, bizi ilgilendirenin hermenötik konusunda bize fayda sağlayacak olan şeyin otantik tarihsel bilinç olduğunu, bunun adının da gelenek olduğunu, geleneğin de kesintisiz tarih olduğunu, bunu Seyit Hüseyin Nasır okumalarında da konuşacağız, kesintisiz tarih, diğer bir ifadeyle söyleyelim, her an eylemekte olan, eylem halinde olan tarih. Burada Hegelci imaları seziyorsunuzdur. Her an eylemde olan tarih. Her an eylemde olan tarih. Bu itibarla otantik tarihsel bilinç de Gadamer bizim her birimizi bu geleneğin içinde yer alan ve dolayısıyla bu gelenekten kopma şansının bulunmadığı, çıkma ve ayrılma imkanının imkansız olduğu bir zincirler halkasına benzetir. Şöyle söyleyelim. Tarihi halkalar halinde birbirine geçmiş zincirler olarak algıladığımızda buraya geçmiş, şuraya şimdi, buraya da gelecek dediğimizde Gadamer bu şimdiden kopmanın Emilio Betti'de olduğu gibi, Hirsch'te olduğu gibi, Schleiermacher'da olduğu gibi, Dilthey'de kısmen olduğu gibi bir sanat eserini anlamak için geçmişe gidilemeyeceğini, sanatçının zamanına sanatçıyla aynı tarihsel koşulları paylaşamayacağımızı, hermeneutiğin de amacının sanatçıyı değil sanatı anlamak, yazarı değil yazıyı anlamak olduğunu vurgulayan bunun zaten imkansız olduğunu söyler ki burada işaret edelim. Fazlur Rahman'ın da buradan kalkıp önce gidip Kur'an'ı indiği tarihte anlayalım. Hermeneutik Emilio Betti'ye dayalı hermeneutik kuramının Gadamer için tırnak içinde söylüyorum, çok net saçma olduğunu, imkansız olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Diyor ki Gadamer, şimdiden kopamazsınız. Şimdiden kopamadığınız gibi, şimdiden kopmamalısınız da. Dikkat buyurun, burada çok önemli hususları konuşacağız. Sonra sanat meseleye yeniden döneceğim. Kopmamalısınız da. Çünkü bizi biz yapan tarihsel bilimcimiz, dikkat buyurunuz, şimdi de oluşur. Şimdi bizi bir tarihsel bilince sahip kılar bu bir. Bir tarihsel bilince sahip kılar. İki, şimdi de oluş bir tarihsel bilince sahip olmakla beraber bizde bir ön bellek, ön yargı oluşturur.
Ve dolayısıyla biz bu ön bellek ve ön yargıyla sanat eserini anlamaya, sanatı, yazıyı, edebiyatı, oyunu anlamaya yöneliriz. Onun için de kendisinden önce tüm hermeneutikçilerin iddia ettikleri gibi bir edebi eseri, bir sanat eserini anlamak için tüm ön yargılarımızdan soyutlanmalıyız söyleminin Gadamer imkansızlığına vurgu yaptığı gibi bunun gereksizliğini tam tersine bir ön yargımız olmadan, bir tarihsel bilincimiz olmadan hiçbir şey anlayamayacağımızı, ön yargının, ön belleğin anlama faaliyetinin gerçekleşmesi için tarihsel zemin olduğunu ve bunun kaçınılmaz olduğunun altını çizer. Çok son derece önemli bir husus. Ve der ki, dikkat ediniz buraya, tarih her an eylemdedir. Buraya şimdi tam da Hegelci bir bakış açısıyla ya da Heideggerian bir arka planla şu notu eklememiz gerekiyor. Tarih her an eylemdedirin Gadamerian anlamı şudur. Tarihte her an şimdidir. Tarih şimdilerden ibarettir. Dolayısıyla gelecek de şimdidir. İşte Gadamer diyor ki her an eylemde olmak, her an bir zuhurda olmak, bütünüyle Hegelci olmasa da öz bilincin tarihte kendisini ifşası anlamında, geistin ifşası anlamında bütünüyle öyle olmasa bile sanatçı dikkat buyurunuz. Burada çok önemli değerli izleyenler. Sanatçı kendi tarihsel dairesinden. Burası sanatçının kendi tarihsel bilincinin oluştuğu halka burası. Bu halka onun tarihsel bilinci ve tarihsel hermeneutik ufku burasıdır. İşte sanat eseri, şu sanat, eser şu sanatçıyı kendinden sonra gelecek olan her şimdide var olmasını mümkün kıldığı gibi kendisini sanat ile ifşa etmesini de mümkün kılar ki işte bu birbirinden asla kopmayan halkaların gelenek olarak oluşturmuş olduğu ortak ve paylaşılan bilince, diyalektik bilince tarihsel, otantik tarihsel bilinç diyor Gadamer. Çünkü diyalektiksel olarak şu halkaların her biri birbirini etkilemektedir. Her biri bir diğerinin geçmişi ve bir diğerinin geleceği ve kendisinin şimdisi olarak gerçekleşir. İşte bu otantik bilinç bize sanat eserinin formunun, biçiminin şurada sanatçının yaşadığı tarihte vermiş olduğu bir form, bir biçim olsa bile bu halkaların her birinde onu anlamaya yönelen öznelerin kendi tarihsel bilinçleri ve ön yargıları, ön algılamaları sayesinde bu form kendisini yeniden bir anlamla ifşa etmesine imkan ve zemin sağlar. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, eğer anlatabiliyorsam ve anlatmaya muvaffak olabiliyorsam, şayet Gadamer'in kullandığı bu hermeneutik kavramlarıyla ne kadar hayati ve önemli bir şeye işaret ettiğini umarım görüyoruzdur. Şimdi diyor ki, benim bu tarihten çıkıp falancanın tarihi eserini anlamam için onun zamanına gitmeme gerek yok. Zaten bu imkansızdır da. Buraya lütfen dikkat edelim. Şimdi vahiy ve musafla ilgili de ben bir bağlantı kurmak istiyorum burada. Onu Seyit Hüseyin Nasır okumalarımızda da inşallah daha detaylı bir biçimde ele almayı düşünüyorum.
Gadamer diyor ki zaten o sanat eseri kendi formuyla, biçimiyle diye gelinceye kadar daha önceki tüm anlama ufuklarında Horizon of Understanding tüm anlama ufuklarında kendisini gerçekleştire gerçekleştire geldi. Ve o gelenekte zaten bir anlama dönüştü. Ve ben de kendim içinde bulunduğum tarihsel ortamda onu anlayabilmem için, onu anlamam için gerekli olan bir ön bilgiye, ön belleğe sahip oldum, hazırlık yaptım. Şimdi diyalektiğe bakınız. Her bir halkada anlam ifşasıyla kendini aça aça gelen sanat eseri beni etkileyecek, bende benim kendisini yeniden keşfetmesini sağlayarak açacak, bende kendi ön belleğimden hareketle ona bir anlam yükleyerek onu yeniden anlamlandıracağım ve o da benim sayemde yeni, şimdi de bir anlam sahibi, yeni bir anlam kazanmış olarak bir sanata dönüşecek ve böylece karşılıklı bu diyalektik etkileşimde onun hermenötik dediği olgu ortaya çıkacak. İşte buna kendi ifadesiyle anlam ve anlama ufuklarının kaynaşması diyecek o. İşte bu gerçekleştiğinde sanatçının tarihsel bilinciyle benim kendi tarihsel bilincimin anlam ufukları birleştiğinde otantik tarihsel bilinç dediğimiz bir anlamanın zuhur ettiğini söylüyor Gadamer. Böylece bir sanat eserini anlamanın ne kadar son derece önemli bir husus olduğunu gayet net bir biçimde görebilmekteyiz. Şimdi ihtiyaç halinde buralara yeniden döneceğiz. Gadamer der ki hermeneutik bir deneyim. Bu son derece önemli bir husustur. Experience deneyim, tecrübe aslında var olduğumuz varoluşsal idrakimizin yegane zemini gibidir. Eğer ben kendimi deneyimleyememiş olsaydım zaten bir hermenötikten, bir anlamdan, bir anlamadan söz edemeyecektik. Şimdi onun deneyimle ilgili söylediklerini benim sunumum içinde size arz etmeyi tasarladığım çerçeve boyutlar içerisinde sunmama gelecek olursak burada şuna işaret etmemiz gerekir. Şimdi şurada dikkat duyurursanız şimdi içinde bizim bir tarihsel bilincimizden söz ettik. Burada bunu biraz açalım. Deneyim ve tecrübeyi şöyle uzun bir efendim çerçeve olsun. Bunun içinde kareler olsun. Bunların her birerleri benim kişisel tecrübe ve deneyimin çizgileri, basamakları ve kareleri olsun. Gadamer diyor ki, tecrübe, deneyim, hermeneutiğin tahakkukunun zorunlu bir koşuludur.
Deneyim ve tecrübe olmadan bir hermenötikten bir anlamadan söz edemeyiz. Ama tecrübe, dikkat buyurun, tecrübe bize bir sonraki başımıza gelecek olan karşılaşacağımız durumla ilgili herhangi bir kesin bilgi vermez. Buraya lütfen dikkat edelim. Çok önemli bir şey. Şimdi şurada bir X deneyimimiz var. Tecrübe edin. Bu X'i tecrübe etmek zaten kendisi bir hermenötiktir, bir anlamdır. Çünkü anlam, anlama bir tecrübedir, bir deneyimdir. Bunu birazdan daha detaylı bir biçimde inşallah açmaya çalışacağım. Peki, bu X bizi bütünüyle bir sonraki Y tecrübesine hazır mı kılar? Hayır. Y tecrübesi X'ten bağımsız apayrı yepyeni bir tecrübedir. Öyleyse benim bir sanat eserine burada yönelerek onunla bir anlam ve bir anlama gerçekleştirmem, bir sonraki şimdi de aynı sanat eserinin farklı başka bir anlam gerçekleştirmesine bir engeli yok. Hatta Gadamer, eğer tecrübe gerçek bir tecrübe ise mutlaka hayal kırıklıklarıyla beklentilerinin aksine gerçekleşmeyle sonuçlanan durumlardan ibarettir der. Ve bunu biz Gadamer'i haklı çıkaracak şekilde hayatımızda tecrübe ederiz. Ya ben çok tecrübe sahibi, çok tecrübeli bir insanım. İnsan sarrafıyım, yanılmam diyoruz. Sonra öyle insanlar görüyoruz ki meğer hiç insanları tanımamış gibi oluyoruz. Onun için tecrübe bir anlam ve anlamadır. Ama tecrübe bir bilgi değildir. Onu kullanarak bir sonraki adımda hata yapmaya sizi engelleyecek, sizi koruyacak bir kalkan, kesin bir kalkan oluşturmaz. Belli ölçüde bazı şeyler sağlar ama oluşturmaz. Onun için Gadamer hakikati sadece doğruya indirgeyen, sadece doğru olanın hakikat olduğunu iddia eden bir bakış açısına da karşı çıkarak bu deneyim ve tecrübenin birbirlerinden bağımsız olarak hakikat olduğunu ama bütün farklılıklarıyla biri diğeriyle hiç benzeşemeyebileceğinin altını çizer. Dolayısıyla deneyim ve tecrübeler bizim varoluşsal olarak kendimizi idrakimizin bir yolculuğundan ibarettir der Gadamer. Hatta antik Yunan felsefesinde bilginin acı çekilerek elde edilmesini ifade eden felsefeye de atıfta bulunmak suretiyle deneyimlerimizin bize bedelleri ağır olan anlamları kazandırdığı hususuna da dikkatimizi çeker. Bu itibarla deneyim ve tecrübe bizim kendi varoluşsal sürecimizin safhalarından ibaret bir durumdur. Böylece biz hermenötikte deneyim, tecrübe dediğimizde buradan yöntemsel anlamda bir bilgi edinmeyiz. Ama deneyim bizi olmamız gereken biz haline getirir.
Sonuçta biz deneyimlerimizin toplamıyız. Tecrübelerimizin toplamıyız. Bilgilerimizin toplamı değil. Tecrübelerimizin toplamıyız. Bu deneyim, bu otantik tarihsel bilinç, bu diyalektik etkileşim konusunda Gadamer bize ben-sen ilişkisinin üç boyutundan söz eder. Müsaadenizle onu da biraz açayım. Yorulduğunuzu biliyorum. Biraz daha yoracağım. Üzgünüm, beni hoş görün lütfen. Bu ben-sen ilişkisi üzerinden buraya kadar ele almış olduğumuz hususları şöyle bir toparlamamızı da mümkün kılacak. Gadamer der ki, ben ve sen ilişkisinde üç durum söz konusudur. Evet. Bir, nesne olarak sen. İki, yansıma olarak sen. Üç, geleneğin ifadesi olarak sen. Geleneğin bir ifadesi olarak sen. Bütün bunlar uzun uzadıya detaylı bir şekilde ele alan Gadamer, birinci durumda öznenin belirgin olduğunu, ki daha önce de hermeneutik gelenekte vurgulanan şey bu. Burada sen benim karşımda duran, karşıma koyduğum, kendim de karşısına geçtiğim bir nesnesin ve ötekisin. Böyle baktığımızda sanat eseri, edebi eser, sanat karşımıza koyduğumuz, karşısında durduğumuz ve onu değerlendirip bir anlam yüklediğimiz öznenin bir nesnesinden ibarettir. Gadamer'e göre bu hermenötik değildir. Bir yansıma olarak sen ise senin eserin, sanatın benim üzerimdeki tesiri, beni etkilemesi, benim ondan etkilenmem, onun bende kendisini ifşa etmesi şeklinde yorumlanabilecek bir durumdur. Bu da tam olarak Gadamer'in hedeflediği efendim bir hermenötik değildir. Oysa tıpkı otantik tarihsel bilinçte olduğu gibi ben kendimi geleneğin bir ifadesi olarak sende ve ortak bir otantik bilincin birleşimi üzerinden, paylaşımı üzerinden, ortaklaşması üzerinden algıladığımda işte bu Gadamer'in hedeflediği hermeneutik olur. Gadamer hermeneutiğinde diyalektik bir ayrışma değildir. Bir bütünleşme ve bir birleşmedir. Gadamer hermeneutiğinde anlam ayrışmada değil, birleşmede ortaya çıkar. Onun için de birazdan dil ve dünya üzerinde de konuşacağımız üzere anlam, anlama konu olan özne ve nesnenin birlikteliğinde kendisini ifşa eden ama tek tek hem özneyi hem de nesneyi aşkın olan şey olduğu için anlam Gadamer'in hermeneutiği felsefi, evrensel,
aşkın hermenötiktir. Eğer biz onun hermenötiğinde vurgulamaya çalıştığı ve ortaya koyduğu bu çerçeveyi en azından kabahatlarıyla görmezsek bunu anlayamayız. Şimdi aklıma geldi, beni hoş görün lütfen, yaşlılığıma verin. Kur'an ve Musaf'la ilgili ilişkilendireceğim demiştim bu gelenek ve otantik tarihsel bilinci konuşurken. Sanat eserinin her bir tarihsel şimdi de kendisini aştığından söz ediyoruz. Biraz da hem sizi dinlendirmiş olayım. Naçizane benim biliyorsunuz Kur'an hermeneti ile ilgili inşallah bir kitabım da çıkacak. Bunun üzerine uzun yıllardır emek vermeye çalışıyorum naçizane. Hatta Ankara'da da bir uzun bir proje yürüttük. Çok istediğimiz gibi sonuçlanmadı gerçi ama önemli kazanımlarımız oldu çok şükür. Efendim, Kur'an'ı anlamak için o çok bildik söylemle Asr-ı Saadet'e gidelim. Romantik olarak, romantik hermeneutik açısından ya da detici bir kuramla ya da dil teyci, şair mahırcı bir yaklaşımla yöntemsel olarak hoş gibi duruyor. Ne güzel gidiyoruz. Orada işte anlam duruyor. Onu anlıyoruz otantik olarak. Bu imkansız bir şeydir. Kadamer'e göre de gereksiz bir şeydir. Neden? Şöyle yazalım müsaadenizle. Vahiy, Kur'an. Mushaf haline gelmiş. Bakın yazılı bir eser. Metin. Tüm İslam geleneği, bakın otantik bilinç üzerinden. Tüm İslam geleneğinde kendisini dil olarak, ki Cabir'i okumalarında bunların üzerinde duruyoruz malum. Dil olarak, tefsir olarak, efendim, hadisin yorumları olarak, özellikle fıkıh ve kelam olarak, tasavvuf olarak, sanat eserleri, kıraat, okuma, hüsnü hat, yazı, bir İslam medeniyetini şekillendiren mimari, tüm figüratif çalışmalar halinde ifşa ede ede gelmiş. O zaten kendisini hermeneutik olarak ifşa ediyor. Sahip bulunduğumuz tüm miras, ki Gadamer'in en çok kullandığı bir sözcüktür bu. Sahip olduğumuz bu tüm miras, Mushaf üzerinden İslam medeniyetinin tam da Gadameryan bir biçimde vahyin anlamıyla buluşmasının bir sanat eseri olarak adeta ortaya çıkışının resmidir bu mevcut resim. Beğenin, beğenmeyin. Şimdi ben burada duruyorum. Ben buradayım. Diyor ki Gadamer, niye buraya gidiyorsun nüzul tarihine? Nüzul ortamına. Gitme diyor. Zaten gidemezsin de hermeneutik olarak imkansızdır diyor. Hatta onun tarihi yeniden inşası, sen de duramıyorum çok uzayacak diye kusura bakmayın. Tarihi yeniden inşa etmek vesaire bu ölüyü diriltmek kadar saçmadır. Gerek yok diyor. Oraya gidemezsiniz. Böyle bir şey yok. Zaten tarih otantik olarak beni inşa etmiş. Ben tarihin bir inşasıyım. Tarih beni inşa etmiş. Bana bir ön bellek vermiş. Beni hazırlamış. Neye? Benden öncekilerden devralacağım Kur'ani muhtevanın anlamının benimle buluşmasına tarih beni hazırlamış. Şimdi ben Kur'an vahiy burada ne anlama geliyorum peşinde değil. Burada ne anlama geliyoru hedeflemeliyim diyor.
Gadamer. Yani ben söyletiyorum. Gadamer'in vahiyle Kur'an'da şey yok da. Ben burada şimdi ne yapayım? Yani bana ne diyor şimdi? Değil mi? Hasan Hanefi'yi okuyunca da bunu görüyoruz. Bugün bana vahiy ne diyor? Aslında vahyin tarih üstülüğü, bakın otantik tarihsel bilinçte, gelenekteki o tarih üstülüğü de budur. Ne demek tarih üstülük? Tüm tarihin katmanlarının ve safhalarının, tarihin her bir anının oluşumunu mümkün kılan ama kendisi tarihin hiçbir anında tüketilemeyen, bitmeyen, bitirilemeyecek olandır. Benden önceki tüm benler ondan almaları gerekeni aldılar. Şimdi sıra bende. Ben de alacağım. Sonra benden sonra gelenler alacak. İşte vahyin hermeneutiğini anlamak budur. Bunun üzerine çaba sarf etmeliyiz. Vahyi güncellemek de böyle mümkün olur. Ben kademerci bir hermeneutiğin bizim sünnet, hadis, tefsir, kelam ve fıkıh ve Musaf metinlerini anlamamızda bize çok büyük ufuklar açacağı kanaatindeyim. Nitekim tekrar kulakları çınlasın, Cenab-ı Hak hayırlı uzun ve ömür versin. Burhanettin hocamın Kur'an'ın hermeneutiğine ilişkin yazmış olduğu Kuramer yayınlarında çıkan eserini de bu çerçevede okumanızı özellikle tavsiye ediyorum bu manada. Şimdi dolayısıyla bunu biraz dinlenelim diye, yani bir örnek olsun diye arz ettim. Bizim bireysel şahsiyetimizin, tarihsel bilincimizin ancak geleneğin içerisinde otantik tarihsel bilinç diye tanımladığı o tarihin bütünlüğü içinde, bakın bütünlük. Gadamer'i anlayacaksak bu bütünlüğü, birleşikliği, paylaşılmayı, ortaklığı, oyunu hep hatırımızda tutmamız gerekir. Koptuğumuz zaman Gadameryan hermeneutikten ve anlamdan da koparız. Zaten biraz da kopamıyoruz aslında. Peki, şimdi dilin mahiyeti konusunda aşağı yukarı Martin Heidegger'de ne söylemişsek Gadamer'de de aynısı geçerlidir. Dili konuşanları aşkındır. Tıpkı oyunun oyuncuları aşkın olduğu gibi. Dil düşünceden asla ayrışamaz. Ve dil ister Ferdinand de Saussure'da ki şekliyle, ister Foucault'daki şekliyle, ister Frege'deki algılanışı da ele alalım. Yapısalcıların dile yükledikleri dilin bir işaret oluşuna yönelik algıya Gadamer itiraz eder. Dil kendisini ontolojik olarak varlıkta açar. Heidegger'i hatırlayalım. Dil varlığın yuvasıydı. Dolayısıyla dil hermeneutiği mümkün kılar. Çünkü hermeneutik insanın dünyada varoluşuyla ilgilidir. Bakın Heideggerian temel. İnsanın dünyada varoluşu. Burada Gadamer'in çok önemli bir mottosuna da işaret edelim. İnsan dünyası olan bir varlıktır. İnsandan başka herhangi bir varlığın dünyası yok. Sadece insanın bir dünyası var. Peki
İnsanın dünyası. İnsanın dünyası. Bizi kuşatan çevreden mi ibaret? Bunu mu kastediyoruz? Hayır. Çünkü insanın dünyası demek, insanın içinde yer bulduğu, kendine bir varlık alanı açtığı, bir alana sahip olmak demektir. İşte bu dünya insanın kendi varoluşunu, bir dasein olarak varoluşunu mümkün kılan, alanı açan dildir. Dil bize bir alan açar. Bu alan dünyadır. Dolayısıyla dilin bize kendi içinde kendimizi bulacağımız, kendi anlamımızı bulacağımız, kendimizi keşfedeceğimiz bir alan açması, onu mümkün kılması ve dolayısıyla bir dilsel varlık olarak yine dilsel bir dünyada kendimizi idrak ediyoruz ve zaten Gadamer adeta şahmat yapar gibi konuyu son derece önemli bir hususa getiriyor. Varoluşumuz ve bir dünyaya sahip oluşumuzun temel zemini dil olduğuna göre dil anlam ve hermeneutiğin burada nasıl bir şeye karşılık geldiğini herhalde gayet iyi idrak ediyoruz demektir. O halde inşallah ileride vesile olursa Wittgenstein'da da dilden bahsettiğimizde bunu burada da sanıyorum yorum meselesinde de biraz üzerinde duracağız. Dolayısıyla böyle bir dilsel dünyada var olmak zaten bir hermeneutik olarak var olmaktır. Varoluş bir hermeneutiktir. Varlığımızı idrak bir hermeneutiktir. Varlığımızı idrak bizim dışımızdaki var olanların da idraki mümkün kıldığı için ben kendimi kendim dışındakilerin varlıklarıyla da birlikte idrak ettiğimde kendimi dil ile bir sanat eseriyle, bir edebi eserle, bir musikiyle, bir resimle, bir heykelle, herhangi bir şeyle ifşa ettiğimde bu bir dile dönüşür. Ve bu dil dünyası dil olan tüm hemcinslerimle paylaştığım bir alana dönüşür. Ve bu kademeryan bir hermeneutiğe dönüşür. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, Hans Georg Gadamer gibi son derece önemli bir filozofun son derece önemli hermeneutik yaklaşımlarını böyle bir derste bu şekilde bir kategorize içerisinde zat hallerinize sunmaya çalıştım efendim. Umarım başarabilmişimdir. Sürçülisanlarımı hoş görün lütfen. Şöyle toparlayarak bitiriyorum. İnşallah bundan sonra sırada tekrar hermeneutikte bir yöntem imkanını aramaya yönelecek olan Fransız hermeneutikçisi Paul Ricoeur'dan devam edeceğiz. Böylece bu hermeneutik tarihçeyi
kısmen tamamladığımızda, Allah izin verirse, bir sonuç değerlendirmesi de yapacağım. Müellifimizin ruhu şad olsun, Ebu Zeyd'in temas etmediği, benim temas etmek istediğim isimler, görüşler vesaireler olursa onlara da inşallah dikkatinizi çekmeye çalışacağım. Böylece bir taraftan hermenötik geleneği tanımaya, tanıtmaya çalışıyorum. Diğer taraftan da bu bilgilerin biz İslam ilahiyatıyla meşgul olan akademisyenler için ne anlama geldiği, neye karşılık geldiğini de zaman zaman dilimizin döndüğü kadar ifade etmeye ve açıklamaya çalışıyorum. Sabırla zahmet buyurup vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.